kanalıma ve Rönesans'e hoş geldiniz hepiniz. Bu bölüm Kişisel Dönüşüm dizimizin ilk bölümü ve bu yolculuğa başlamadan önce bilmen gereken her şey bu bölümde. Öncelikle tabii ki Rönesans nedir bundan bahsetmek istiyorum. Rönesans aslında benim bulduğum bir kelime oyunu. Rönesans'ı hepiniz bilirsiniz. Yeniden doğuş anlamına, yeniden doğum anlamına geliyor. Rönesans de senin yani kişinin kendini yeniden keşfetmesi, kendini dönüştürmesi ve kendini yeniden doğurması anlamına geliyor aslında. Bu önümüzdeki 10 gün boyunca kişisel dönüşümle ilgili ve gelişimle ilgili güzel şeyler paylaşmayı planlıyorum burada. Tekrardan hoş geldin. Ben bu kişisel dönüşüm yolculuğuna kendisini adamış biriyim aslında. Her geçen gün nasıl olduğumdan daha iyi bir kadın olabilirim, nasıl yaşadığımdan daha güzel bir hayat yaşayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden de bugün bu videoya başlıyorum ve diyorum ki ben eğer bu yolculuğa başladığımda bu 10 gün boyunca seninle paylaşacağım şeyleri önceden bilseydim her şey çok daha kolay olurdu. Umarım sen de bu diziden keyif alırsın. Bu ilk bölümde aslında kişisel gelişim ve dönüşümle ilgili 5 önemli algıdan bahsedeceğim. Bu algılar büyük ihtimalle senin de kafanda olan ve aslında kişisel dönüşüm yolculuğuna başlamadan önce çözülmesi ve tamamlanması, kafadan çıkarılması gereken bazı algılar. Hiç uzatmadan hemen başlıyorum. 1. Kimse kötü niyetli değildir. Kimse sabah kalkıp da bugün büyük bir hata yapsam da hayatımı ya da etrafımdakilerin hayatını şöyle bir mahvetsem demez tabii ki. Kimse kötü niyetli değildir sözünü iki şekilde algılayabilirsin aslında. Birincisi, sen de yaptığın hataları kötü niyetle yapmadın. O yüzden yapmış olduğun geçmişteki hataların için artık kendini heder etme. İkincisi ise, senin hayatını etkileyen başka insanların hatalarının altında bir art niyet aramaktan vazgeç. Emin ol, çoğu hata art niyetli bir şekilde gerçekleşmiyor. Bazıları öyle olabilir, kabul ediyorum ama sen yine de kafanda o kişi bunu bu kötü niyetle yaptı diye düşünmeyi bırak. 2. Geçmiş geleceğin bir göstergesi değildir. Bu benim en sevdiğim gerçekten. Geçmişte olup biten şeyler geleceğinin nasıl olacağı hakkında doğru bir fikir vermiyor kimseye. Ya da geçmişte olduğunuz kişi, gelecekte olacağınız kişi hakkında da bir şey ifade etmiyor. Ben geçmişte bir bilim kadınıydım. Kanser genetiği üzerine araştırma yapan bir genetikçiydim. Ama artık bir girişimciyim. Geçmişte olduğum kişi, bugün olduğum kişinin ne olduğunu, kim olduğunu kesinlikle göstermiyor. Sen de geçmişte ya da bugün itibariyle ne olduğun, kim olduğunla tanımlanmak zorunda değilsin. Ve daha da önemlisi, geçmişte yaşamış olduğum kötü tecrübeler geleceğinin de karanlık olduğunu göstermez. 3. Hiç kimse arızalı değildir. Herkes aslında toparlanabilir, iyileşebilir. Ben artık toparlanmam, hayatım zaten çok kötü durumda, buradan artık dönüş olmaz gibi şeyler aslında gerçeği pek yansıtmıyor. Yani bu da yanlış ama beklediğinden çok daha popüler bir algı biliyor musun? Kimse bozuk ya da kurtarılamaz değil. Benim tavsiyem şu ünlü insanların, milyonerlerin, çok başarılı insanların geçmişlerini bir oku eğer böyle düşünüyorsan. Geçmişte ne yaşamış olursan ol, bu olaylar seni ne kadar kırmış olursa, seni ne kadar bozmuş olursa olsun bunu değiştirmen ve dönüşmen mümkün. Burada Başarılı ve Mutlu İnsanlar Kulübü'nde önümüzdeki 10 gün boyunca Rönesans'tan yani kişisel gelişimden bahsedeceğiz. Ama bundan sonrası, bu diziden sonrasında da motivasyon, kişisel gelişim, başarılı yaşamla ilgili videolarım devam edecek. Bu YouTube'daki video kalabalığının içerisinde sana ve hayatına faydalı olabilecek bazı içerikler izlemek istiyorsan sen de bu kanala şuraya tıklayarak abone olabilir, zil bildirimleri de açarak video yüklediğimde ilk haberdar olanlardan biri olabilirsin. Gelelim 4'e. Her şey ulaşılabilir, her şey yapılabilir. Hayatta olmaz diye bir şey yoktur. Bundan bir süre önce İngilizce kanalım olan Successful Living'de bir video yapmıştım kıskançlık üzerine. O videoda aslında bahsetmiştim bu konseptten. Eğer bir insan bir şeyi yapabiliyorsa 46 kromozoma sahip, normal bir insan evladı herhangi bir şey yapabiliyorsa senin de o işi modelleyip aynısını yapman mümkün aslında. Tabii ki emek, tabii ki zaman, tabii ki çok çalışma ile ama mümkün. Hayatta her şey mümkün. Hatta daha önce kimsenin yapmamış olduğu bir şeyi yapman da mümkün. Eğer öyle olmasaydı zaten Mark Zuckerberg'ler, Steve Jobs'lar da olmazdı hayatımızda değil mi? Ve kişisel dönüşüm algılarında, yanlış bilinen algılarda
5 numarada gelişim ve güç sorumluluk almaktan gelir. Herkes, hepimiz bulunduğumuz durumla ilgili vereceğimiz tepkilerden sorumluyuz ve bu tepkileri tamamen kendimiz seçiyoruz. Evet, belki düşüncelerini kontrol edemeyebilirsin ama duygularını ve tepkilerini ve onlara bağlı olarak yaptığın eylemleri tamamen ve sadece sen kontrol ediyorsun. Bu da aslında insanları diğer bütün hayvanlardan ayıran en önemli özelliğimiz. Bence hepimiz bu özelliği gururla taşımalıyız. Buraya kadar okey miyiz? Her şey tamam mı? O zaman Rönesans'e tekrar bir kere daha hoş geldin diyorum. Yarınki bölümde seni istediğin şeyleri elde etmekten, istediğin kişi olmaktan alıkoyan, seni engelleyen zararlı düşünce yapılarından bahsedeceğiz. Bu arada eğer bu konular ilgini çekiyorsa, sen de kişisel gelişim ve dönüşüme inanıyorsan kapalı Facebook grubumuz olan Rönesans'e bekliyoruz. Aşağıda açıklama kutusunda bütün bilgileri bıraktım. O zaman Rönesans'in ikinci bölümüyle yarın görüşmek üzere. Eğer izlemek istersen bundan önce son yüklediğim video burada, sana en uygun olduğunu düşündüğüm video burada ve kanala abone olmadıysan şuraya tıklayarak olabilirsin. Hepinize planlı, dolayısıyla da mutlu ve başarılı bir 2019 diliyorum. Muah!